Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden, Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 22 Ağustos 2017 Salı. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 gün süren adalet yürüyüşü sırasında çekilen fotoğrafları siyasette yeni bir polemik başlattı. Fotoğrafların bir gazetede yayınlanmasına "bu benim vatandaşıma hakarettir" sözleriyle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP liderine de eleştiriler geldi. "Bunlar trajik komik görüntüler" diye konuşan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na "sen Atatürk'ü böyle atletle yemek yerken görüp de resim çektirdiğine şahit oldun mu?" diye sordu. Sözde adalet yürüyüşü yapıyor birisi. Arada sırada bir de karavana oturuyor. Ve atletle bir yemek yiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü sırasında çekilen fotoğrafına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tepki geldi. Bir siyasi partinin ana muhalefetin başında olacak, çağıracak gazeteciyi, gel benim bu fotoğrafımı bir çek ve ondan sonra da ben Atatürk'ün partisinin başıyım. Sen Atatürk'ü böyle atletle yemek yerken görüp de resim çektirdiğine şahit oldun mu ya? Böyle bir şey var mı? Bunlar trajikomik görüntüler. Muhtarlarla Beştepe'de bir araya gelen Erdoğan, fotoğrafların bir gazetenin manşetinde yayınlanmasına da tepki gösterdi. Bir gazete başlık atmış. Vatandaş filanca. Bu benim vatandaşıma hakarettir. Erdoğan'ın gündeminde Suriye'deki gelişmeler de vardı. Bu vatanı bölmeye gayret edenlere biz her tarafı mezar ederiz. Suriye'nin kuzeyinde biz PYD'ye, YPG'ye bir devlet, sözde devlet asla kurdurmayız. Kusura bakmasınlar. Kandil'de ne yapıyorsak aynısını yapmaya devam edeceğiz. Erdoğan, Türkiye'nin ilerleyişini hiçbir gücün durduramayacağını da söyledi. Her istediklerini yerine getiren, adeta emirlerine amade bir Türkiye hayaliyle yanıp tutuşanlar, biz kendi ajandamızı takip ettikçe adeta kuduruyorlar ve kuduracaklar. Eski Türkiye içimizdeki bazılarıyla birlikte işte bu güçlerin biliyorsunuz en büyük hayalidir. Ama biz eski Türkiye'ye dönmeyeceğiz. Milli Savunma Bakanlığı'nın 20 Ağustos'taki atama kararnamesinin ardından yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor. Bakanlık 7 general ve amiralin emekliliğini istediğini duyurdu. Medyaya yansıyan haberlerde 10 general ve amiralin atama kararnamesinden rahatsızlık duyarak emekliliklerini istediğini öne sürmüştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yeni general ve amiralin kendi istek ve iradeleriyle emeklilik talebinde bulundukları kaydedildi. Açıklamada söz konusu personelin emeklilik işlemlerinin 20 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan atamalarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır denildi. FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması Baylok soruşturması futbol dünyasına sıçradı. Eski milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı. İfadesine alınan Konyaspor Başkanı Ahmet Şansa görevinden istifa etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda eski milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı. Çatkıç'ın cep telefonuna da el konulduğu belirtilirken operasyonun terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi. Çatkıç'ın FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı Baylok kullandığı iddia ediliyor. Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ın da Baylok kullandığı iddiasıyla ifade verdiği öğrenildi. Şan'ın evinde de terörle mücadele ekiplerinin arama yaptığı, cep telefonuna ve dijital verilere el konulduğu ifade edildi. İfadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakılan Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan'ın görevinden istifa ettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimine yönelik ikisi firari 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın 4. duruşmasının görülmesine devam ediliyor. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen duruşmada suikast temini taşıyan Sikorsky helikopterin birinci pilotu Ali Aktürk savunma yaptı. Başlarında eski binbaşı Şükrü Seymen'in bulunduğu askeri kıyafetli 13-14 kişilik ekibin gelip helikoptere bindiğini aktaran Aktürk, helikopterle Çiğli Anajet Üst Komutanlığı'na gittiklerini söyledi. Aktürk, baskını yöneten eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateş'in kendisini arayarak personel nakli yapılacağını söylediğini belirtti. Marmaris'e doğru yola çıktıklarını ve askerleri Marmaris'e indirdikten sonra yakıt ikmali için Dalaman Deniz Hava Üssü'ne gittiklerini kaydeden Aktürk, darbe girişiminden haberi olmadığını öne sürdü. MAK ekibinde bulunan eski Assubay Abdülhamit Gülderen ise savunmasında Ömer Halis Demir gibi verilen emri uyguladıklarını savununca mahkeme başkanı Başdoğ müdahale etti. Başdoğ, Halis Demir'in kendi birliğini basan darbecilere karşı mücadele ettiğini söyleyerek örnek vermemesi konusunda uyarıda bulundu. Gülerden'in açıklamalarında ısrar etmesi üzerine karar oturumuna kadar duruşmalardan men edilmesine karar verildi. Darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı üstündeki eylemlere ilişkin dava da sürüyor. Sanık kürsüsünde bu kez Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı FETÖ elebaşı Gülen'le görüştürmek isteyen Akıncı üssü eski komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim vardı. Evrim suçsuz olduğunu ileri sürerek daha önceki ifadelerini baskı altında verdiğini savundu. Darbe girişimine ilişkin MİT'e ihbar geldiğini, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlıklarının olaylardan önce darbeyi haber aldığını ileri süren Evrim, Genelkurmay Başkanı ve komuta kademesini darbe girişimini önleyecek gerekli tedbirleri almamakta suçladı. Darbede askeri araçların %3'ünün kullanıldığını belirten Evrim, her açıdan başarısız olması için yapılmış bir girişim olarak nitelendirdi. Uçakların Ankara ve İstanbul'da alçak uçuş yapmasının da kullanılan bir yöntem olmadığını ileri süren Evrim, ne 12 Eylül'de ne de Sisi'nin Mısır'daki darbesinde böyle bir yöntem kullanılmamıştır. Dünyada böyle bir yöntem yoktur dedi. Türkiye'de taraftar gruplarına ilk kez çete suçlamasıyla açılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Operasyonlarda ikinci dalga beklenirken iki ünlü isim de dosyaya dahil edildi. 4 Haziran'da Antalya'da Göztepe ile Eskişehir Spor arasında oynanan 1. Lig playoff final maçında çıkan olaylar nedeniyle 72 taraftar hakkında gözaltı kararı alınmıştı. İzmir, Eskişehir, İstanbul, Mardin, Ankara ve Aydın'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler Antalya'ya götürülmüştü. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyona Futbol Federasyonu İcra Kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ile eski futbolcu ve teknik direktör Yusuf Şimşek de dahil edildi. İki ismin paso ligi olmayan taraftarı stada soktuğu tespit edilirken görüntülerin soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi. Terörle mücadele yurt içi ve sınır ötesinde aralıksız sürüyor. Diyarbakır, Van ve Kuzey Irak'a düzenlenen hava destekli operasyonlarda 8 terörist etkisiz hale getirildi. Van'ı kana bulamak isteyen teröristler düzenlenen hava harekatıyla öldürüldü. Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında bir terörist grubun tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Bölgeye savaş uçakları sevk edildi. Uçaklar hareket halindeki teröristleri vurdu. Operasyonda 3 PKK'lı terörist öldürüldü. Yapılan incelemede öldürülen grubun il merkezinde eylem yapmak üzere yola çıkan ve imha edilen bombalı aracı temin eden ve araca bomba yükleyen teröristler olduğu tespit edildi. Güvenlik güçleri Diyarbakır'da da operasyondaydı. Kulp ilçesi Yaylak köyü Simetok mezrasındaki operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlanırken çatışmada 2 terörist öldürüldü. Bir teröristin de sağ olarak yakalandığı operasyonda 2 uzun namlulu silah, 10 şarjör, 300 fişek, 4 el bombası ele geçirildi.
Irak'ın kuzeyinden sınır bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristler de havadan vuruldu. Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında da 3 terörist öldürüldü. Memur senli hükümet arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinde müzakereler uzlaşmayla sonuçlandı. Gece yarısı varılan anlaşmaya göre en düşük devlet memuru maaşı 2.929 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı da 1.945 liraya yükselmiş oldu. Görüşme müzakerelerimizi dün gece geç saatlerde mutabakatla sonuçlandırmış bulunuyoruz. 3 milyon kamu çalışanı ile 1 milyon memur emeklisinin merakla beklediği zam oranları gece yarısından sonra belli oldu. 2018 yılının ilk 6 ayında %4, ikinci 6 ayında %3,5, 2019 yılının ilk 6 ayında %4, ikinci 6 ayında %5 olarak zam konusunda mutabakata varmış durumdayız. Hükümet son teklifini revize edince hakem heyetine gidilmesine de gerek kalmadı. Aile yardımı dahil en düşük devlet memuru maaşımız 2018 yılının ikinci yarısında 2.929 liraya, 2019 yılının ikinci yarısında 3.198 liraya yükselmiştir. En düşük devlet memuru emekli maaşımız 1.945 liraya yükselmiş oldu 2018 yılının ilk 6 ayında. Sözleşmede kamu kuruluşlarının yemekhanelerinde helal gıda sertifikalı ürünlerin tüketilmesinin özendirilmesi ve haç kurasında adı çıkan kamu görevlilerine 20 günlük ücretsiz izin hakkı da tanındı. 5 milyonu aşkın insanın umudunu, 20 milyonu aşkın insanın bu anlamdan beklentisini masa karşılama noktasında bütün sınırları zorlamış ve nihayetinde olabileceğin en iyisi masada bağlanabilmiştir. Anlaşmaya kamusenden eleştiri geldi. 20 milyon insanın beklentilerini boşa çıkaran bir imza töreninde bir sendika genel başkanı olarak bulunmamı abesle iştigal olarak gördüm. Onun için katılmadım. Kalemin mürekkebi 3,5-4 yapınca mı dolmuş oldu? Türkiye'nin uzay temalı ilk merkezinin temeli Bursa'da atıldı. Ticaret ve Sanayi Odası'nın, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteği, Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle projelendirdiği Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi'nin temel atma törenine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da katıldı. Ülkenin orta yüksek ve ileri teknolojiye geçişinde en önemli merkezlerden bir tanesi bu Marmara Havzası. Avrupa'da en önemlilerden bir tanesi, dünyada da ilk 5'e giren bir tesisi inşallah bugün temelini atıyoruz. Astronot yetiştirmeyi hedefleyen Türkiye'nin uzay temalı ilk merkezi Bursa'ya kuruluyor. Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi tamamlandığında Türkiye'de ilk ve tek olacak. Bu merkezde Bursa Dünya Ligi'ne de çıkmış olacak. Cumhurbaşkanımızın bir hedefi var, 2023 hedefi. Türkiye'de bu hedefe en yakın illerden bir tanesi de Bursa'dır. Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi'nin temeli Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın katıldığı törenle atıldı. Hedefimiz de inşallah önümüzdeki 10 yıl içerisinde 30 santimetre çözünürlükte yeni bir yer gözlem uydusu yapmak. Ama bunu yapmakta zorlanıyoruz. Uzay ve havacılık alanında çalışan insan sayısı İran'da bile 5000 civarında. Türkiye'de maalesef bu sayı 1000'in altında. Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin yanında inşa edilecek merkezin önemini vurgulayan Işık, Türkiye'nin ideolojik tartışmaları bırakması gerektiğini söyledi. Son dönemde müfredat tartışmaları var. İdeolojik tartışmalar. Şu kodlama dersi ne oldu? Mühendislik eğitiminde neredeyiz? Sorularını doğrusu ben ya hiç duymuyorum ya da çok az duyuyorum. Işık, Bursa'nın uzay ve havacılık konusunda üstlendiği rolden de övgüyle söz etti. Teknolojiye, mühendisliğe yatkın bir nesil yetiştiremezsek biz 4. sanayi devrimini nasıl yakalayacağız? Yavrularımızda merak uyandırmamız açısından bu tesisi son derece önemli ve stratejik görüyorum. Belki 20 yıl sonra Türkiye'nin uzay ve havacılıkta
en iyi ili hangisi derseniz ben size bugünden Bursa derim. Cemalettin Torun'un istifasının ardından boşalan AK Parti Bursa İl Başkanlığı koltuğu için arayış sürüyor. Genel merkez yönetimiyle Bursa Teşkilatı arasında istişareler devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Olay Gazetesi yazarı Mustafa Özdal'ın kulislerden edindiği bilgilere göre AK Parti Bursa'da il başkanlığı için 4 isimi genel merkeze görüşmeye davet etti. Ankara'ya davet edilen isimlerin il yönetim kurulu üyesi Hasan Kılıç, milletvekili adayı ve eski gençlik kolları başkanı Ahmet Kılıç, eski il yönetim kurulu üyelerinden Ayhan Salman ve Abdurrahman Tığ olduğu öğrenildi. İsimleri daha önce adaylar arasında gösterilen Mustafa Eskin, Necati Polat ve Önder Matlı'nın ise Ankara'ya henüz davet edilmediği belirtildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarihi çarşıların yönetimine ilişkin yasa taslağı hazırladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe taslağın tasarı şeklinde meclise sunulması için girişim başlattıklarını söyledi. Şehrin ilgi odağı olan ve özellikle turistlerin, yabancıların ilk geldiğinde ilk uğradığı bölge, en çok ziyaret edilen bölge çarşılarımız. Tarihi çarşılar canlı olursa şehir canlı olur. Çarşı çökerse şehir çöker. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hazırlanan tarihi çarşıların yönetimine ilişkin yasa taslağı Ankara'ya gidiyor. Her esnaf kendi mesleğine, kendi çarşısına sahip çıkmalı ki çarşımız istenilen konuma erişebilsin. Biz ilk geldiğimizde 11 tane çarşı derneği vardı. Şu anda 41 tane çarşı derneği ve yönetimi var. Ve bununla birlikte Bursa Çarşıları örgütlenme konusunda güzel bir adım attı. Meclise sunulmak için hazırlanan taslağı Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe anlattı. Çarşılarımıza bu kadar büyük yatırım yapmamıza ve aynı zamanda çarşıların şehrimiz içinde, ülkelerimiz içinde bu kadar önemli olmasına rağmen istediğimiz seviyeye bir türlü getiremiyoruz. Yaklaşık 20 sayfelik bir tasarı hazırlandı. Tarih çarşılar yasa tasarısı. İnşallah meclisimize sunulması için girişimleri artık başlatmış bulunuyoruz. Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım'a göre ise sorunlar sadece Bursa'ya özgü değil. Yönetilme konusunda bir sıkıntımız vardı. Çarşılar daha ziyade dernekler veya yönetimler marifetiyle yönetilmeye çalışılıyor idi. Bir taslak biçimde bir şeyler hazırladık. Ankara'ya sunuyoruz bunu. Bu sadece Bursa'nın sorunu değil. Bursa Büyükşehir Belediyesi kent beleğine 3 eser daha kazandırdı. Bursa İpeği Yeniden Hayat Buluyor projesi kapsamında hazırlanan eserler Bursa İpeği'nin tarihini ele alıyor. Üçü de birbirinden değerli olan ve uzun yılların çalışmasının bir sonucu olan bu güzel eserler Bursa'mıza, belgeliğimize ve ekibaletle şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa İpeği ile ilgili kent belleğine 3 kitap daha kazandırdı. Bursa İpeği beyazlığıyla, rengi beyazlığıyla, parlaklığıyla, yumuşaklığıyla alanında dünyada bir numara olan bir ipeğimiz ve yüzyıllar boyunca da dünyanın gündeminde olmuş. İpek şehri Bursa'da ipek tarihine yönelik araştırmalar gerçekleştirdik. Öncelikle geçmişte İpek üretimi yapan aileleri tespit ederek ortak akıl üslubu ile çalışmalarımızı başlattık. Bursa İpeği Yeniden Hayat Buluyor projesi kapsamında hazırlanan İpek Böceği'nin Yaşam Öyküsü, Bursa'da İpekçilik ve Bursa'nın İpeklisi adlı kitapların tanıtımı Umur Bey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde yapıldı. Bursa'da artık İpek Böceği ile özdeşleşen birçok şeyimiz var. Bu küçük maharetli böcek, bu küçücük böcek ama ürettiği iplik dünya kalitesinde en başta gelen iplik. Bursa İpeği'nin üretiminin sürdürülebilir olması için çalışmalarımız da şu an devam etmekte. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yeni neslin ipek böceğini öğrenmesinin önemine vurgu yaptı. Kozasını öğreten tüm öğrencilere hediyeler takdim ederek geleneksel değerlerimizin kent medeniyeti içerisinde kalmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamış oluyoruz. Kozasından ipliğine, kumaşından son ürününe kadar artık Bursa'da yeni bir ipek çağı başlıyor. 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ölümünün 31. yıl dönümünde Gemlik'teki anıt mezarı başından aldı. Törene Celal Bayar'ın yakınları da katıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 31. ölüm yıl dönümünde Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Umurbey'deki anıt mezarı başından aldı. Celal Bayar'ın torunu Akile Gürsoy'un da hazır bulunduğu töreni Cumhurbaşkanı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alparslan, Bursa Valisi İzzettin Küçük, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, milletvekilleri, belediye başkanları ve gemlikliler katıldı. Törende ilk olarak anıt mezara çelenkler bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın torunu Akile Gürsoy, törene katılanların taziyelerini kabul etti. Sayın seyirciler, Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir otomobil önünde giden mermer yüklü tıra çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Aydın'ın Nazilli ilçesinde mermer yüklü tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi. Kaza gece saat 1 sıralarında Nazilli Aydın Karayolu İsa Beyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nazilli'den Aydın yönüne giden Aydın Kabak yönetimindeki otomobil aynı yöne seyir halinde olan Sefa Öncül idaresindeki tıra arkadan çarptı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Aydın Kabak'la Yarkın Kaya, Oğuzhan Uslu ve İbrahim Göğebakan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle Nazilli Aydın Karayolu bir süre trafiğe kapatılırken tır şoförü Sefa Öncül jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul Beykoz'da ise virajı alamayan otomobil karşı yönden gelen afriyat kamyonuna çarptı. Yaklaşık 70 metre sürüklenerek ortaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi öldü. 1 kişi ise ağır yaralandı. İstanbul akıl almaz bir kazaya daha sahne oldu. Kaza, Beykoz Riva yolu Ali Bahadır mevkiinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aşırı hız yapan İzzet Abdioğlu'nun kullandığı araç virajı alamayınca kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Musa Aksoy yönetimindeki afriyat kamyonuna çarptı. Buraya ilk geldiğimde ağlıyordu. Viraja dedi çok hızlı girdi. Kaçabildiğim kadar siz de burada görüyorsunuz ki tır kaçmış. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla attıktan sonra yaklaşık 70 metre ilerideki bariyerlere çarparak durabildi. Karşı yönden gelirken tıra vuruyorlar. Tırdan da bariyere çarpıyor. Araba katlanıyor herhalde. Takla atıyor. Hızlılarmış. Arabanın durumundan da belli, gördük. Kazada otomobilin sürücüsü İzzet Abdioğlu ve amcasının oğlu Adnan Abdioğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Bir kişi ise ağır yaralandı. Yaralı ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerden birinin kopan kafasını bulmak için ekipler seferber oldu. Kazanın ardından kamyon sürücüsü de gözaltına alındı. Aksaray'da bir petrol istasyonuna silahla ateş açan iki kişi iş yeri sahibinin 10 yaşındaki oğlunu kaçırdı. Çocuğun kaçırıldığı otomobil terk edilmiş halde bulunurken arama çalışmaları devam ediyor. Aksaray'da akaryakıt istasyonunu kurşunladılar. 10 yaşındaki çocuğu kaçırdılar. Olay Ortaköy ilçesi Balcıköy Karayolu'ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Plakasız araçta gelen maskeli ve silahlı iki saldırgan akaryakıt istasyonuna ateş açtı. İstasyon çalışanı Hasan Ekmen, yerden seken kurşunlardan birinin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Daha sonra içeriye yönelen saldırganlar, burada da istasyon sahibinin 10 yaşındaki oğlunu araca bindirerek kaçırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Halil komiserim, Halil komiserim. Yaralıya sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Saatler süren aramalar sonucunda sabaha karşı çocuğun kaçırıldığı otomobil Ekecik bölgesindeki bir dağın yamacında terk edilmiş halde bulundu. Şüphelilerin yakalanması ve çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor. Burada annesi varmış değil mi? Konya'nın Karapınar ilçesinde Suriye uyruklu bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı olayın yankıları sürüyor. Dün gece sosyal medya üzerinden örgütlenerek bir araya gelen yüzlerce kişi önce yürüyüş yaptı, ardından da Suriyelilerin kaldığı ev ve iş yerlerine saldırdı. Konya'da gerilim dinmiyor. Pazar günü Suriyelilerin bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla karışan sokaklar gece de hareketliydi. Bizim namusumuz var. Biz namusumuz için yaşıyoruz. Bunlar bizim namusumuza el attı, dil attı. Pazar gecesi Fatih Mahallesi'nde oturan Mehmet Ertunç, kız kardeşine tacizde bulunduğunu iddia ettiği Mustafa El Muhammed ve Hüseyin El Muhammed'e av tüfeğiyle ateş açmış, Mustafa El Muhammed hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Ertunç da olaya karıştığı öne sürülen Hasan Özenli ve Davut Güner çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Mustafa Güdal'sa serbest bırakıldı. Gece saatlerinde sosyal medya üzerinden örgütlenen yüzlerce kişi anıt meydanında toplanıp Suriyelileri protesto etti. Bu şiddet olursa olmaz öküle. Bir grup Çetni Mahallesi'nde yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltılan Suriyelilerin kaldığı sağlık ocağına gitti. Polis binanın çevresinde önlem alırken Konya ve Ereğli'den de takviye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Var mı bir tane yetkili? Yok. Ne konuşuyorsunuz? Yetkili gelecek, kaymakam gelecek, belediye başkanı gelecek, mevzu çözecek ya. İlçenin farklı noktalarında Suriyelilere ait ev ve iş yerlerini taş ve sopalarla saldıran kalabalık, evlerin camlarını kırdı, bazı binaları da ateşe vermeye çalıştı. Kalabalık, Kaymakam Mustafa Karaca'nın Suriyelilerin ilçe dışına çıkartılacağı sözünü vermesi üzerine dağıldı. Burası devlet. Şu lambanı söndür arkadaşım. Anayasal hakları var. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu insanların da hakları var. Onlar... Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı sağanak yağmur Kocaeli, Balıkesir ve Bursa'yı vurdu. İstanbul'da ise korkulan olmazken Kocaeli ve Balıkesir'de yollar göle döndü. Bursa'nın Karacabey ilçesinden de kameralara çarpıcı görüntüler yansıdı. Günlerdir beklenen yağmur Güney Marmara'da etkili oldu. İstanbul'da kentin batı ilçelerinde etkili olan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan İstanbullular ıslanmaktan kurtulamadı. 27 Temmuz'da yaşanan dolu yağışının ardından tedbiri elden bırakmayanlar da araçlarını karton, battaniye ve halılarla korudu. Alt geçitlerde ise su baskınlarına karşın belediye ekiplerinin kum torbalı önlemleri dikkat çekti. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde etkili olan yağmurun ardından yolda kalan araçlar trafiği aksattı. Alt geçitlerde mahsur kalan araçlar iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Birikintiye dalmış, araç su çekmiş, arabayı stop edip duracak, başka çaresi yok. Hareket halinde motor çalışır olduğu zaman suyu çekiyor. Balıkesir'de 15 dakika etkili olan yağmur ve fırtınada 150 yıllık dev çınar bir otobüs durağının üzerine devrildi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. 150 yıllık büyük ağaç parçası. Şiddetli sağanağın ardından yollar göle döndü. 6 Eylül mahallesinde iş merkezlerini su bastı. Bursa'nın Karacabey ilçesinde ise şiddetli yağmurun mağduru bu kez tatilciler oldu. Kucaklarımızı da taşıdık. Karşıya getirdik, beri getirdik. Yolcuları bir şekilde taşıyoruz genelde, tatil yolcuları, yazışçılar geliyor. Bayramdere Mahallesi, Yeniköy ve Malkara mevkiinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur nedeniyle evleri su bastı, iş yerleri sular altında kaldı. Benim arabam da suyun içinde kaldı. İşte düzeltmeye çalışıyoruz ama daha kimse gelen de yok yani bu anda. Bingöl'de boş alanda bulunan kerestelerin tutuşmasıyla çıkan yangın paniğe neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibi ve tomaların müdahale ettiği yangın güçlükle kontrol altına alınırken biri itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'de geceyi alevler aydınlattı, çıkan yangına itfaiye ekipleriyle tomalar müdahale etti. Yangın akşam saat 22 sularında İnönü Mahallesi'ndeki boş bir arazideki kerestelerin tutuşmasıyla başladı. Kentsel dönüşüm nedeniyle Kültür Mahallesi'nde yıkılan evlerden toplanan kerestelerin tutuşmasıyla çıkan yangın kentin birçok noktasından görüldü. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye, UMKE, AFAD ekibi ve tomalar alevlere müdahale etti. Ekipler olay yerinin hemen yakınındaki bir akaryakıt istasyonu ile Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne alevlerin sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Ya arkadaşlar, o yeri soğutun, yeri! Vatandaşların da seferber olduğu yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı. Yangın tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın desteğiyle söndürüldü. Şu anda kontrol altına aldı. Herhangi bir can kaybımız yok. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eriyle 3 vatandaş ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İzmir'in Kınık ilçesindeki ormanlık alanda da gece saatlerinde yangın paniği yaşandı. Köylülerin iddiasına göre yangın bir meteorun düşmesiyle oluştu. Alevler geniş bir alana yayılmadan itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. İzmir'de iddiaya göre gece saatlerinde düşen göktaşı orman yangınına sebep oldu. Kınık ilçesi Arpaseki mahallesindeki ormanlık alandan gece saatlerinde alevler yükselmeye başladı. Arazideki ağaçların tutuşmasıyla başlayan yangın yayılırken bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'nden gelen 5 araçla alevlere müdahale etti. Alevler ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Bölge sakinlerinin iddiasına göre yangın gece saatlerinde ormanlık alana meteor düşmesiyle başladı. Evet, patladı bir de ya. Patladı. Böyle fişek gibi havaya doğru yükseldi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın korku ve panik yarattı. İtfaiye ekipleri yangını diğer binalara sıçramadan söndürürken müstakil ev kullanamaz hale geldi. Çatıda başlayan yangın tek katlı evi küle çevirdi. Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinan Bey mahallesinde müstakil bir evin çatısında yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede binayı saran alevlere müdahale eden ekipler bir yandan da evin kilitli kapısını açmak için çaba sarf etti. Korku ve paniğe neden olan yangın, bitişikte bulunan binalara sıçramadan söndürülse de müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Bursa'nın Gürsu ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Olay Bursa'nın Gürsu ilçesi Toki Dışkaya yolunda meydana geldi. Yangını fark eden sürücü kenara çekip otomobilden indi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürse de araç kullanılamaz hale geldi. Kimsenin yaralanmadığı yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor. Bursa'da maskeli 5 kişi 1,5 dakikada market soydu. O anlarda güvenlik kameraları da kayıttaydı. Bursa'da maskeli 5 hırsız 1,5 dakika içinde girdikleri marketi soydu. Hırsızlar levyeyle kapısını açtıkları marketten 30 bin lira değerinde sigara, bir bilgisayar ve yazar kasa çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde zanlıların tanınmamak için yüzlerini kadın şapkası ve hastane maskeleriyle kapattıkları görüldü. Bir buçuk dakikada marketi soyan hırsızlar bir otomobile binerek uzaklaştı. Market sahibinin ihbarıyla kamera kayıtlarını inceleyen polis, zanlıların bindiği aracın çalıntı olduğunu tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bursa'da beyin kanaması sonucu ölen yaşlı kadının organları ailesi tarafından bağışlandı. 75 yaşındaki kadının karaciğeri ve iki böbreği 3 kişiye umut oldu. Bursa'da yüksek tansiyon şikayetiyle kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirdiği teşhis edilen yaşlı kadının organları 3 kişiye umut oldu. Ailesi yaklaşık 2 hafta önce kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 75 yaşındaki kadının organlarını bağışladı. Hastamız 75 yaşında bayan hasta. Bugün itibariyle beyin ölümü gerçekleşti. En az 3 hastamıza şifa olacağı için ailesine teşekkür ediyoruz. Yaşlı kadının karaciğeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde organ bekleyen bir hastaya umut oldu. Böbreklerden biri ise özel bir hastanedeki hastaya nakledildi. Yaş itibariyle alabileceğimiz organlar karaciğer, böbrekler ve korneyalar. Karaciğeri ve bir böbreği Bursa'da değerlendirecek. Diğer böbrek için eşleştirme devam ediyor. İtalya'nın Napoli kenti açıklarındaki Ischia adası 4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Gece saatlerinde meydana gelen depremde 2 kişi yaşamını yitirdi. İkisi ağır, en az 25 kişi de yaralandı. Sadece 4 büyüklüğündeki deprem İtalya'yı salladı. Yıkılan binaların altında kalan 2 kişi öldü. En az 25 kişi de yaralandı. Napoli kentinin batısındaki Ischia adası açıklarında akşam saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı adanın batısında 10 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem çok şiddetli olmasa da adada yıkıma yol açtı. Sarsıntının merkez üssüne en yakın yerleşim birimi olan Casamicciola köyünde aralarında bir kilisenin de bulunduğu çok sayıda bina yıkıldı. Yıkılan binaların altında kalan 2 kişi hayatını kaybederken en az 25 kişi yaralandı. Sarsıntı büyük paniğe neden olurken halk ve turistler kendilerini sokağa attı. Depremin ardından elektrikler kesilirken adaya arama, kurtarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler enkaz altında kalanları kurtarabilmek için büyük çaba harcadı. Enkaz altından kurtarılanlar arasında bir de bebek vardı. İtalya'da geçen yıl 24 Ağustos'ta meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 300 kişi yaşamını yitirmişti. Danimarka akıl almaz bir cinayete sahne oldu. İsveçli bir kadın gazetecinin röportaj için bindiği deniz altında öldürülerek cesedinin denize atıldığı ortaya çıktı. Denizaltının sahibi gözaltına alındı. 10 Ağustos'tan bu yana kayıp olan İsveçli kadın gazetecinin bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 30 yaşındaki gazeteci Kim Boll, 10 Ağustos günü Danimarkalı araştırmacı Peter Madsen'in kendi yaptığı Nautilus adlı denizaltıya röportaj yapmak için binmiş, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Polis tarafından cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Peter Madsen, Kopenhag'a dönerken denizaltının aniden battığını ve kendisinin de denize atlayarak kurtulduğunu ifade etmişti. Madsen, günler sonra kadın gazetecinin bir kaza sonucu denizaltıda öldüğünü ve cesedini kendisinin denize attığını itiraf etti. Sanığın ifadesi üzerine başkent Kopenhag'ın güneyindeki Göke kasabası açıklarında helikopter ve dalgıçlarla geniş kapsamlı bir araştırma başlatan polis, 12 gün sonra kadın gazetecinin cesedini buldu. Cesedin başı, kolları ve bacaklarının bulunmadığını açıklayan polis, kazadan çok cinayet olasılığı üzerinde duruyor. Tarihin bilinen en büyük güneş tutulması dün gece gerçekleşti. Dünyada sadece Kuzey Amerika'da izlenebilen güneş tutulmasını görebilmek için milyonlarca Amerikalı açık alanlara hücum etti. Tutulma şölen havasında geçerken uzmanların uyarılarına rağmen Amerikan Başkanı Donald Trump güneşe çıplak gözle baktı.
Ay Dünya ile Güneş'in arasına girdi, gündüz yaklaşık 3 dakika boyunca geceye dönüştü. Tarihin bilinen en büyük güneş tutulması sadece Amerika Birleşik Devletleri ile Afrika kıtasının küçük bir bölümünden izlenebildi. Birçok kuruluş binaların terasında güneş tutulmasını izlemek için etkinlik düzenlerken milyonlarca Amerikalı parklarda ve meydanlarda toplanarak tutulmayı şenlik havasında izledi. Amerikalıların tutulmadan olumsuz etkilenmemesi ve güneşi rahat izleyebilmesi için bazı kentlerde ücretsiz özel gözlükler dağıtıldı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'da uydulardan yüksek irtifa balonlarından ve araştırma uçağından canlı yayın yaptı. Yayını internet üzerinden 4 milyon 400 bin kişinin izlediği bildirildi. Amerikan Başkanı Donald Trump da eşi Melania ve oğlu Barron Trump'la birlikte güneş tutulmasını Beyaz Saray'ın balkonundan izledi. Uzmanların uyarılarına karşın Trump güneşe çıplak gözle baktı, eşi Melania'nın uyarısı üzerine Amerikan Başkanı gözlük taktı. Türkiye'den de gözlenebilecek bir sonraki tam güneş tutulması ise 20 Nisan 2060'ta gerçekleşecek. Son haberimizde efendim, olayan haberi burada noktalıyoruz. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.